Merhabalar, ben Yasemin Keyalın ve bugün sizden gelen soruları cevaplıyor olacağım. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Özlem 98. Aldığın en tuhaf iltifat ne? Gülen Sıra. Sanırım çok komik oluyor mesela. Yorumlarda daha çok görüyorsun, yüzüne söylemiyorlar böyle şeyleri de. Çok güzelsin. Sevirsin'e benziyorsun, biliyorsun değil mi? Bak. Hani böyle tam okşayacak gibi yapıp sonra vuruyorlar. Onlar çok tatlı oluyor. İkinci sorumuz. Sence oynaması en zor sahneler neler? Özellikle Türkiye'de. Güzel bir soru. Kadınların aciz gösterildiği sahneler. Bazı dram projelerinde kendimizi, saçlarımızı yerden yere savurtturup vurup ağlıyoruz ya sürekli bazı gereksiz şeyler için. Onlar biraz zor oluyor bazen. Özellikle bir kadının kaleminden olunca. Onun dışında çok zorlandım, söyleyemem. Çok kolay canım bu iş yani. Sadece acizliği sevmiyoruz. Evet, devam. Üçüncü sorumuz Sertap 2'den geliyor. Telefonunda en gereksiz uygulama hiç kullanmadığın ama silmediğin. Keçi oyunu vardı bir tane. Dünyayı böyle keçi olarak geziyorsun. Atlayabiliyorsun oradan buraya bu kadar. Kader.6. En son ilişkinden aldığın ders. Küstüğün bir arkadaşın da olur, eski bir ilişkin de olur. Kendi duygularımızdan sorumluyuz bence bir noktaya kadar. Yani kıskançlık, seven kıskanır ya da sen bana benimle yeterince ilgilenmedin gibi böyle şeylerle çıkınca bir insanın karşısına kendini anlatmıyorsun aslında. Bir karşılanmamış bir beklentini anlatıyorsun. Ama beklentilerin de kendinindir aslında bir noktaya kadar. İdeallerini ve çizgilerini net çizmeli bir insan ki bilesin, kendini bilmen lazım yani. Yoksa şeye düşersin. Sen bana bunu hissettiriyorsun sürekli tekrarla düştüğünde anlamını yitiren bu cümle çünkü. Neyi neden hissettiğimizi bilmemiz gerekiyor bence. Böyle bir şey öğrenmiş olabilirim. Hala da öğreniyorum galiba. Evdeki en garip huyum. Sabahtan akşama kadar kendimle konuşuyorum. Kendi kendime sabahtan akşama kadar ve geçen gün en son koltuğa oturdum böyle yorulmuşum dedim ben niye yorgunum ki yani of günüm falan. Kendi kendime konuşmaktan yorulmuşum. Yani sesinden sıkılır mı bir insan hiç? Onunla bunda bir şeyler yapıyorum, yemek yapıyorum, konuşsa şarkı söylüyorum. Budur. Sence ruh eşi birbiri için yaratılmışlar durumu var mı? Sen hiç böyle dediğin biriyle bir aşk yaşadın mı? Bilmem, belki de yaşıyorumdur. Yanaklarım kızardı. Bilmem, olabilir. Devam. Aşık olunca nasıl bir Yasemin çıkıyor içinden? Ya ben biraz şey seviyorum ya, dokumatik bir insanım. Yani özgürce sevebilmek istiyorum. Özgürce aşık olabilmek ve sarılmak ve öpmek ben çok... Yani sevmiyorsanız öyle şeyleri canınızı sıkabilir ama ben sevdiğimi sarılırım, öperim. Sana yapılan en güzel jest neydi? Yok galiba. İşten almıştı arkadaşım bir gün falan diye. Bilmem, yani şu anda aklıma gelmiyor ya. Yani benim arkadaşlarımla benim aramda hep böyle bir güzel jestler, paylaşımlar zaten vardır bana. Aa buydu diye şey koyduğum bir şey yok. Jest güzeldir, yapılır. Notta tutulmaz o onu yaptı, bu bunu yaptı diye. Bir dolandırıcılık hikayen var mı? Hiç dolandırıldın mı ya da dolandırılmaya çalıştın mı? Çalışıldın mı? Benim gönlümü dolandırdılar biliyor musun falan diye. Yok, var. Evet, bu pandemi sırasında gerçekten aklımı sorguladığım noktalardan bir tanesiydi. Uçağıma geç kalmıştım Fransa'dan İstanbul'a, Türkiye'ye dönüyordum ve tabii ki bu sürekli ortaya çıkan işte yeni formlar vesaire doldurulması gereken şeylerden fırsattan istifade bizim akıllı Türk bir grup Google'a fake bir web sitesi falan şey yapmıştı ve ben de evet detaylarımı girmiştim, birazcık dolandırılmıştım. Geçtik. Neyse. Utanç tablosu. Bir de yani kendi ülkeme dönüyorum falan. Yani kendi ülkene dönerken nasıl dolandırılırsın bilmiyorum. Neyse. Başına gelen paranormal bir şey, bir olay olmuş mudur? 17 numarasıyla alakalı benim böyle sürekli karşıma çıkar mesela. O paranormal değil, numerolojide projeye girmiyor herhalde. Neye giriyor bilmiyorum da. Siz doldurursunuz onun altını. 17 numarası benim böyle çok önemli değişim dönüşüm noktalarımda hayatımda karşıma çıkar. Onu hissettiğimde böyle sanki doğru ruhani yoldaymışım, doğru yoldaymışım gibi hissediyorum. Onun dışında çok böyle şeylere ben inanmıyorum galiba. RBBSTNC Yasemin'e sorum. Strike Back gibi aksiyonlu bol bir dizide oynamış birisi olarak ileride sizi yine görebilir miyiz yabancı bir dizide? Bir şey söylemek istemiyorum. Şimdilik inşallah görebiliriz. Bakalım. Güzel sürprizlerim olabilir size yakın zamanda. Çok alakasız ama Anadolu yakası insanı mısınız? Avrupa yakası mı? Ben Avrupa yakasında büyüdüm. Levent'te büyüdüm. Beşiktaş'ta. Boğaz'a yakın olduğum sürece fark etmiyor ya. Yani bir de evriliyor ya şehir. Beyoğlu eski Beyoğlu değil. Orası eski orası değil. O yüzden ben de şehrimle beraber evrilmeyi tercih ediyorum. Ne dersin? Erkek severse seti nasıl gidiyor? Minik bir anı var mı anlatmayı sevdiğin? Güzel gidiyor. Çok şükür ya. Bizim işte Ömür Atay hocamızla başladığımız yolda Zeliha Hoca ve Nurdan Hoca ile devam ediyoruz. Sağ olsunlar. Çok iyi iş çıkarıyorlar ve işimiz tıkır tıkır rahat rahat gidiyor. Maşallah. Oyunculuk yapmasın. Sen ölür müsün? Ha, inşallah ölmem. Olur da bir gün yapamam çünkü ölüm anlamına gelir. Böyle yazınca kötü gibi gözüktü ama hani yaşayamam başka meslekle gibi bir şey mi senin için? Artık öyle oldu aslında evet. 18 yaşından beri sadece bunu yapıyorum.
Yani ondan önce yaptığım işler oldu. Kına dövme yapıyordum. Gold Coast'ta, Surfers Paradise'ta bilmem ne işte garsonluk vesaire. Müzikte sen hani el attım annem daha çok bilmem ne. Ben bütün hayatım bunun üzerinde kurulu oldu aslında. İnşallah devam da edebilirim. Başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yan dal meslek hani uğraşacak şeyler dizi ya da film ya da tiyatro üzerinde çalışmıyorken tabii ki insanın kendini açması gerekir bazı konularda ama o kadar. Erkek severseden yola çıkarak şu soruyu sormak istedim. Başkasına aşık birine aşık olsan ne yaparsın? Hadi bakalım. İçime atarım. İçime attıkça atarım ve kaçabildiğim kadar uzağa kaçarım yani. Hiçbir anlamı yok bence. Aşk zaten şahsen benim düşündüğüm kadarıyla tek taraflı yaşanabilecek bir şey değil yani. Birine karşı bir şey, platonik bir şey hissedersin ama aşk iki ruhun. Yani ya da daha fazla ne bileyim yani oraları bilmiyorum. İki ruhun bir araya gelişinden ortaya çıkan bir şey. Karşılıklı bir şey yani. O diğer tarafları hiç sorgulamıyorum. Poligami vesaire. O yüzden kaç. Başkasına aşık birine zaten kendine kalbini çelemezsin çünkü. Güzelliğim, çok teşekkür ederim. Sence oynadığın en efsane iş hangisiydi? Hepsi güzeldi ya. Yani şöyle, hepsi birçok... Takamadı gözlükleri. Birçoğu farklı insanlara hitap etti yani projelerin. Su ve Ateş bayağı efsaneydi bence. Onu izleyenlerden aldığın tepkiler mesela diğer projelerden biraz ayrı bir yerdedir. Çünkü aşırı romantik ve aşırı duygusal bir film ve öyle Su ve Ateş diyeceğim. Yasemin aşkım sana bir soru. Sence senin en tehlikeli silahın ne? Sorunun gazına gelmiyorum. Gördüm ben o oyunu. Dilim, aklım filan. Herhalde hemen acelem yok. Galiba. Uzun oyun oynuyorum. İngilizceden çevirdim. I'm playing the long game diyorlar, ne diyorlar işte. Yasemin'e sorum. Hakkında çıkmış en garip bulduğun haber neydi? Bilmiyorum. Geçeceğim ben bunu. Hiç aklıma bir şey gelmedi. Instagram'da stalk hesabım var mı yoksa kendi hesabından bakıyorum aslanlar gibi mi diyorsun? Dayanamadım, açtım en son ya. Bazı şeyler var. Story'ler var bakmak istediğim ama bilmiyorum, benim de baktığımı. Var. İki tane var. Dizide oynadığın karakter kim? Bütün hayranlarım benmişim değil mi? Instagram'daki hayran. Seni çok seviyoruz Yasemin. Dizide oynadığın karakter gibi biraz gıcık kadın karakter oynamak zor mu ya da riskli mi? Nasıl gıcık? Gıcık mıyım ben yani? Yok. Riskli mi zor mu? Evet, risk zor olabiliyor çünkü çok sıkıyor insanı bazen o kadar böyle gergin ve sürekli sonu bir yere varmayacak bir şeyler yapan bir karakter oynamak hakikaten bunu da yapma be falan diyorsun ama işine devam ediyorsun. Ne diyeyim? Yani evet zor olabiliyor ama zorluk kavramı da tartışılmalı tabii ki. Bazı şeyleri ele alınca o kadar da zor değil. Simay Yasemin. Yasemin'e sorum. Ya ben olan şüphelileri çok özledim. Sen ne dersin soru işareti. Ben de özledim. Ceren Moray'la Bennu Yıldırım'ları ben de çok özledim. O projeyi de evet özledim ama önümüze bakıyoruz. İkinci sezon maalesef olmayacak. Onu soranlar da oluyordu dün. Bitti galiba. Bütün sorularınız için teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar.